Çok güzelmiş. Bayram içeri nasıl? Tabii ki. Bayram içi helvası emsalsiz bir tada ve tarihe sahip bir helva. Bayram içi Türklerin 1400'lü yıllarda yerleştiğini biliyoruz. Bu yıllardan itibaren burada Türkler susam yetiştirmeye başlamışlar. Kaz Dağı'nın da vermiş olduğu bir coğrafya avantajıyla, bu bölgedeki iklim değerleriyle bayram içi yetiştirilen susamlar ayrı bir yağ oranına ve lezzete, tada sahip. Üreticiler ve köylülerimiz bunu yıllarca havandibeklerde değişik aksamlarla döverek böreklerinde, çöreklerinde kullanıla gelmişler. Bu şekilde kullanılan ve kültürüne yerleşen, folklorine yerleşen susam, bayram için 1902 yılında ilçe olmasıyla birlikte küçük atölyelerde ve imalathanelerde helva yapım aşamasına gelmiş. Bu aşamada bunun ustalığı da gelişmiş bu bölgede. Susamları işleyebilecek, hangi kıvamda nasıl helva yapılabileceğini değerlendirebilecek ustalar bayram içi helvasını ticari olarak yapmaya başlamışlar. Daha sonra ticaretin ve gelişmesiyle Edremit, Burhaniye, Biga, Çanakkale civarlarında bu helva aranır ve sevilir ve beğenilir bir duruma gelmiş. O günden itibaren bayram içi bunun üretimi artmış durumda. Son günlerde fabrikasyon aşamasına ulaşmış durumdadır ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil dünyanın değişik yerlerine ihracatı yapılmaktadır. Bayram içi kaymakamımız Sayın Sercan Gökdemir, bu helvanın tarihini ve lezzetini tescil ettirmek adına Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru aşamasında olduğunu ve bununla ilgili belgeleri ve bilgileri toplamak amacıyla tarafımı görevlendirdi. Ben bu emir dahilinde bildiklerimi, kayıtlı olanları ve sözlü olarak üreticilerden edindiğim bilgileri derleyip toparlıyorum. Ankara Gıda Güvenliği Enstitüsü'ne helva numunelerimizi gönderdik. Burada fiziksel ve kimyasal olarak bütün tahlilleri yapılacak. Helvamızın farklılığı ortaya konulacak. Tarihi süreç içerisinde ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un, hemşehrimiz ve üstadımız, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bayram içi çocukluğunun geçtiğini biliyoruz. Hatıratlarında değişik vesilelerle bayram içi helvasıyla çocukluk yıllarından itibaren tanıştığını, çok sevdiğini, beğendiğini defalarca anlatmış. Bu bilgiler ışığı altında biz de İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılında ilçemizden böyle bir değeri tescil ettirerek milli şairimizin aziz hatırasına atfetmek istiyoruz. Milletimize bu armağanı hediye etmek istiyoruz. Bu lezzetin tarihi süreç içerisinde tadının, lezzetinin ve tarihinin kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ilçemize hayırlı olur. Bununla ilgili bir de folklorik bir sembollerimiz var. Bütün düğünlerde bu helvalar vaktiyle gelin kızlara, sadıçlara özel yapılmış halde giderdi. Her köylümüz ve bayram içi halkı her çarşamba pazarında helva ekmek yemeden bayram içinden ayrılmazdı. Bu helvanın tat ve lezzet yanında bayram içilerin sağlığına da katkı sunduğunu tahmin ediyoruz. Helvacılığın bayram işte 1800'lü yıllardan itibaren faal olduğunu biliyoruz. Onu da Süleyman dedemin Avunya'dan gelip burada bayram işte bu helvacılık olayına başlamasından biliyoruz. Elimizde bazı doneler var. Bunlara dayanarak bunu söylüyoruz. Ve biz de bu işe devam ediyoruz. Mesela
Mehmet Akif'in hatıralarından bahsedilirken Bayramış'ta çocukluğu geçtiği için ve de Bayramış o zamanki dönemde çok küçük bir yer. İmalatlar herkesin gözü önünde yapılıyor. Bir de çocuklar tatlıya çok meraklı. O zaman da tatlı çeşidi yok. Gelen çocuklara helva yoğrulurken helva ikram edilir. Mehmet Akif de çocukluğundan bahsederken ben Bayramış'ta yediğim helvanın tadını hala unutamıyorum diyor. Belki de Süleyman deden ona bu helvayı ikram etti ve tattı. Süleyman deden sonra Paşa dayı Hüsnü Şenol bu helvacılık olayına devam ediyor. Onun arkasından Mustafa Şenol babam o devam ediyor. Süleyman Şenol devam ediyor. Şu anda ben bu işi yapmaktayım. Benden sonra da inşallah kızım bu işe devam edecek. Susamın ezilmiş hali meydana gelir. Ondan sonra ayrı bir yerde şeker, su, limon tuzu ve çövenle ağda hazırlanır. Bu hazırladığımız ağda ve hazırladığımız tahin bakır kazanlarda belli bir sıcaklıkta elle yoğrularak hamur halinde gelir ve bu helvadır. Yani helvanın kendisidir ve bir müddet sonra soğuduktan sonra kesilecek hale gelir. Kalıplara girer, ambalajlara girer. Biraz da düğünümüz var, nikahımız var. Bayram için zaten helvamız da güldür. Bizim nişanlarda, düğünlerde helva her zaman gider. Adettendir.